Bir gün bir işçi patronunun yanına gidip çalıştığı 15 gününün parasını istemiş. Patron tabii ben seni kovdum, vermiyorum demiş. Öyle bir hakkın da yok demiş. İşçi de şöyle demiş patrona. Eğer o para benim rızkımsa o beni bulur zaten. Her rızkım değilse de helal hoş olsun. Bunu deyip dükkanı terk etmiş gitmiş. Akşam olmuş. Patron demiş. Ne dedi bu ya dedi. Bütün geceyi o işçinin sözünü düşünerek geçirmiş. Rızkın benimse dedi. Beni bulur dedi. İçi içini yemiş ve sabah aramış bu işçi. Gel demiş, hakkını helal et demiş. Ben sana vereceğim çalıştığı günün parasını. Yok demiş, ben gelmem. Vermek istiyorsan sen gel demiş. Bunu duyan, bu olaya şahit olan diğer işçi arkadaşları ise bu işin hikmetini o işçi kardeşin yanına gidip öğrenmek istemiş. Demiş ki, ya nasıl böyle tevekkülle yaptın? Nasıl bir tevekkülle karşıladın bu olayı? Nasıl sakin kalabildin? Demiş. İşçi demiş ki, bunca kainatı avucunu içinde tutan Allah hiçbir işi kusursuz bir şekilde işleten Allah hiçbir işi aksatmıyorsa benim 15 günlük rızkımı mı aksatacak? Ben patrona değil alemlerin Rabbine tevekkül ettim. Ve ben rızkımı patrona değil Allah'tan istedim. Ve o öyle güzel bir Allah ki benim hakkım olan rızkı bana vermeyecek olan patronun eliyle benim ayağıma getirdi. İşte güvendiğimiz dağların üzerine karlar yağınca ne kadar boş bir zamanla, boş bir hevesle, boş bir şevkle o dağlara güvendiğimiz ortaya çıkıyor güzel kardeşlerim. Aynı bu şekilde bizim bu durumda yapmamız gereken şey ne? O dağlara değil de o dağları yaratan Rabbimize günümüzü, yüzümüzü dönmektir. Ancak bu şekilde ona layık bir kul olabiliriz. Rızık dedik, iş dedik. Günümüze baktığımızda bizler 15 saat ruhumuzu satıyoruz, bedenimizi satıyoruz bir asgari maaş karşılığında. Oysa rızkın mertebelerine bakıyorlar, inceliyorlar. Rızkın en alt kademesinde maddiyat geliyor, para geliyor. Peki en üst kademesi, en üst mertebesi hangisi? Allah'ın rızasını gözetmek. Şimdi bakalım etrafımızda. Kim kimi gözetiyor? Parayı mı gözetiyoruz yoksa rızayı ilahi mi? Aynı bu şekilde güzel kardeşlerim. Rızık deyince maalesef günümüzde sadece aklımıza maddiyat geliyor. Para geliyor, mal geliyor, mülk geliyor. Oysa sevmek bir rızıktır. Sevilmek bir rızıktır. Sevebilmek bir rızıktır. Allah'ın rızasını gözetmek bir rızıktır. Allah bizim rızkımızı helalinden bir şekilde helal yollarla kazanmayı bize nasip etsin inşallah. Allah kardeşlerim rızka kefildir ama imana değil. Şimdi bakıyoruz biz günümüz insanları, biz günümüz ahir zaman gençleri rızkımızı dert ettiğimiz kadar imanımızı dert etmiyoruz. Hal böyle olunca rızkı dert ettiğimiz rızık bize bir nimet olarak değil bir bela olarak karşımıza çıkıyor. Bir imtihan olarak karşımıza çıkıyor. Oysa rızkın Allah'tan geldiğini bizzat kalben aklen şahit olsak, şahadet etsek, şahitlik yapsak Allah zaten rızka kefil. Bir gün bir güneş doğmasa, bir yağmur yağmasa, mevsimler layıkıyla gerçekleşmese, dünya layıkıyla dönmese, gör bakalım o rızkı sen mi elde ediyormuşsun yoksa Allah mı sana nasip ediyor? Bunun şuuruyla ilerlememiz lazım güzel kardeşlerim. Çünkü rızık bunu gerektiriyor. Günümüz dünyası aynı bu şekilde
bizi bir debdebenin içine, bir çekişmenin içine, bir kaosun içine sürüklüyor. Ve hal böyle olunca asrın hastalığı tuğyan ortaya çıkıyor. Tuğyan nedir? İsyandır ve azgınlıktır. Bakıyoruz, insan öyle bir kaosun, öyle bir karışıklığın içinde buluyor ki kendini ve Rabbini göremeyince, sebeplere takılınca ne oluyor? İsyana sürüklüyor. Hayatını beğenmemesine sürüklüyor. Kur'an-ı Kerim'de 3 tane tuğyan faktörü vardır güzel kardeşlerim. Tuğyan metaforu vardır. 3 tane. Birinci metafor Karun metaforudur. Karun metaforu nedir? İnsan malını düzgün kullanmazsa tuğyana uğrar. İnsan malını düzgün kullanmazsa dedik. Bugün bir malımız varsa, kıyafetten eve kadar, evden arabaya kadar, o bizim malımız oluyor. Eğer biz bunu rızai ilahinin yolunda Allah rızası için kullanmazsak, o mallar bizi isyana sürükler, bizi azgınlığa sürükletir ve ne olur? Şımarırız. İslamiyet güzel kardeşlerim sermayeye karşı değildir. Sermayenin amaçsız olmasına karşıdır. Eğer elinde bir şey varsa ve onu sen amaçsız bir şekilde daha fazla kazanayım diye kullanıyorsan sıkıntıya uğrarsın. Bu şekilde mağdur olursun. Bu asır mal biriktirme asrı olsa gerek. Amaçsız yaşama asrıdır güzel kardeşlerim. Karun metaforu dedik. İkinci metaforumuz Firavun metaforudur. İnsan iktidarı düzgün bir şekilde kullanmazsa tuğyana uğrar. Örneğin Firavun. Firavuna iktidar nasip oldu değil mi? Ama o iktidarı kaldıramayınca, halkın teveccühüsünü başka yere sevk edince, kendine ilah vasfı yükleyince ne oldu? İbretlik bir ölüm ile isyana, azgınlığa teslim oldu. Üçüncü metaforumuz kardeşlerim Haman metaforu. Haman metaforu nedir? İnsan ilmini Allah rızası için kullanmazsa tuğyana uğrar, azgınlaşır güzel kardeşlerim. Bugün biz bir şeyi biliyorsak ne oluyor? O bildiğimizle amel etmemiz lazım. İnsan bildiklerinden sorumludur. Bir şeyi bilelim, bilelim, bilelim ama hayatımıza dökmezsek, bir şeyi okuyalım, okuyalım ama hayatımızda bunu gözlemlemezsek, temaşa etmezsek, hayatımıza aktarmazsak ne olur? O ilim Haman metaforundaki örnek gibi tuğyana bizi sürükler güzel kardeşlerim. Bir insan tuğyana uğrarsa, isyana uğrarsa ve hasta olmazsa, sıkıntıya girmezse Allah onu terk etti demektir. Peki o zaman şurada böyle bir sonuç çıkıyor. Hastalık, sıkıntı bir kulun Allah'ın o kulu terk etmediğinin bir şeklidir güzel kardeşlerim. Sıkıntıya girmemiş insan, gözyaşı dökmemiş insan çiğ insandır güzel kardeşlerim. Olgunlaşmamıştır kardeşlerim. Bugün tavuğu yeriz değil mi? Ama tavuğu çiğ şekilde yemeyiz. Onu bir fırına atmamız lazım. Bir ateşin içine atmamız lazım ki lezzetli hale gelebilsin. Eğer ki bir kul şımarmış bir şekilde ilerliyorsa ama Allah'ın sevgisi onun kalbindeyse bir parça, Allah o kulu terbiye etmek için ne oluyor? Hastalık gönderiyor. Gözyaşına boğulturuyor. Sıkıntıya sokturuyor. Neden? Akıllansın diye. Aynı bu şekilde eğer ki bir insan yine tuğyan sıkıntısının içindeyse, isyandaysa, azgınlaşmış bir şekilde, şımarmış bir şekildeyse ve Allah bu gibi hastalık gibi bir nimet, sıkıntı vermiyorsa istidraç hastalığına kapılmış olur. İstidraç nedir? Allah'ın
okula her şeyi vermesidir. Her şeyi vermesi ama kendisinin kendisini vermemesidir. Dikkat edin. Dünyadaki her şeyi veriyor ama Allah rızasını vermiyor. Peki mantıklı olalım. Dünyanın bütün nimetleri sizin olsun ama Allah rızası olmasın. O nimetler gün gelince gitmeyecek mi? Senin sağlığın gitmeyecek mi? Saçların beyazlamayacak mı? Yüzündeki çizgiler belirmeyecek mi? Dişlerin dökülmeyecek mi? Gözlerin az görmeyecek mi? Kulakların duymayacak mı? Duyacak ama az duyacak. İşte bu dünya gelip geçici bir yer olduğu için önemli olan rızayı ilahinin peşinden gitmek güzel kardeşlerim. İşte günümüz dünyası bu üç metaforun arasında dönüp duruyor. Ve hal böyle olunca toplum da etkileniyor. Bireyler sıkıntıya girince ne oluyor? Toplumlar bireylerden oluşuyor. Benden oluşuyor, senden oluşuyor. İşte biz sıkıntıya girdiğimiz zaman otomatikman toplumda sıkıntı ortaya çıkıyor. Toplumun ayakta kalabilmesi için peki ne olması gerekiyor? Merhamet olması da gerekiyor. Peki bu tuğyanın içinde olan insanlar neyi gözetir sizce? Merhametin zıttı olan ne? Menfaati gösterir kendine. Gözetir. Toplumun yerle bir olmasını istiyorsa, bir insan hüsrana uğramasını istiyorsa muhabbetini bırakacak, menfaate yönelecek. Bu tuğyana içine debelenip duran insan ne oluyor? Muhabbeti arkasına bırakıyor. Allah rızasını arkasında bırakıyor ve menfaatinin peşinden gidiyor. Hep bana, hep bana diyerek başka başka işlerin peşine giriyor ve o işler zaten elini yüzüne bulaştırıyor. İnsan peki bilse, aciz olduğunu bilse, bu dünyada ne kadar aciz olduğunu görse, bir gözüne sahip çıkamadığını bilse, midesine sahip çıkamadığını bilse, kalp atışlarını sahip çıkamadığını bilse ve bu gibi işleri yapan zatın huzuruna çıkmak isteyecek. Aciz olduğunu gördükçe esas kudret sahibi olan Allah-u Teala'nın huzuruna çıkmak isteyecek. Yani Allah-u Teala'yı tanımaya başlayacak. Tanımaya başlayan bir insan acizlikten çıkıp eşref-i malukat sıfatını bürünmüş olacak inşallah. İşte insan acizlikten çıkmasının temel kilit kelimesi nedir? İmandır güzel kardeşlerim. İmana sarılmayan bir insan acizliğin içinde sıkıntıya girmiş olur. Peki imanın niteliklerini öğrenmek için gerekli bilgiler nedir? Şimdi düşünelim. Bir, namaz vakitleri ve abdest almak, bunlar bir kere bilmek gerekiyor değil mi? Namaz vakitlerini bir kere öğrense bir insan ve ona göre hareket etse, abdest almayı bir kere öğrense bunu sürekli bilmesi gerekiyor değil mi? Sadece bir kere bilmesi onu sürekli o işin peşini bırakmayacağı anlamına gelir. Peki ikinci olan şey nedir güzel kardeşlerim? Marifetullah'tır güzel kardeşlerim. Allah'ı tanımak, bunu an ve an idrak etmek gerekir. Yaşamak gerekir. Ne dedik? Namaz vakitlerini bilmek, abdest aldığımızı bilmek, bunu bir kere bilmek yeterli. Ama ikincisi iman niteliklerinden söz ediyoruz. İkincisi marifetullah'tır. Marifetullah bu her yerde Allah'ı an ve an tanımaktır. An ve an yaşamaktır. Allah'ın esmalarını sımsıkı araştırıp sımsıkı tutunup gündelik hayatta onu temaşa etmektir. Onu görmektir güzel kardeşlerim. Eğer insan çok şey biliyorsa ve bildikleriyle amel etmiyorsa, okuyorsa ama boş okuyorsa, amel ettiğini bildikleriyle örtüşmüyorsa, Rabbini bulmuyorsa kitap yüklü merkebe döner. Merkep eşek demektir. Kitap yüklü merkep, bu benim tabirim değil, sizin de tabiriniz değil, Kur'an-ı Kerim'in tabiridir. Kitap yüklü merkep. Merkep de eşek demektir. Şimdi az önce bahsettiğimiz gibi bildiğiyle amel etmesin o insan.
okusun. Ama çevresine fayda vermesin. Ülkesine fayda göstermesin. Bir fidan dikmesin. Yere tükürmeye devam etsin. İnsan ilişkileri sıfır olsun. Ve hep bana, Rabbena, hep bana, Rabbena, hep bana desin. O insan Kur'an-ı Kerim tabiriyle kitap yüklü merkebe dönüşür. Peki insan bunları bildikçe ne yapması lazım? İmanını sorgulaması lazım. Peki iman nedir güzel kardeşlerim? İnsan ailesine, kainata, yaşadığı olaylara, vücuduna bakar. İnsan ailesine, kainata, yaşadığı olaylara, vücuduna bakar. Bu işleri yapan birini bulmaya imanı billah diyoruz. Tamam mı? Not alabilirsiniz. Bir insan ailesine bakıyor, kainata bakıyor, yaşadığı olaylara bakıyor, vücuduna bakıyor. Bunları gördükçe bu olaya ne yapıyor? Bu işleri yapanı bulmaya imanı billah diyoruz. Bu işleri yapanı bulup tanımaya ne diyoruz? Marifetullah diyoruz. Peki bitti mi? Yok. Üçüncüsü, bu işleri yapanı bulup, bu işleri tanıyıp, yapanı tanıyıp ve bir şekilde sevmeye ne diyoruz? Muhabbetullah diyoruz. Peki dördüncü iman şekline giriyoruz. Bu işleri yapanı buluyoruz. Tanıyanı layıkıyla tanıyoruz. Sevmeyi görünce de layıkıyla sevmeye çalışıyoruz. Ve o sevmeyinin lezzetine erişiyorsak bu da lezzeti ruhani diyoruz güzel kardeşlerim. İman an ve an öğrenmektir güzel kardeşlerim. Ne dedik? İmanı billah, marifetullah, muhabbetullah ve dördüncü şekil, dördüncü nitelik olan lezzeti ruhani. İmanı billah ne diyorduk güzel kardeşlerim? Onu, o işleri yapana diyoruz değil mi? Muhabbetullah'ı ne diyorduk? Marifetullah ne diyorduk? O işleri yapan, tanıyan. Peki muhabbetullah, o işleri yapanı tanıyıp sevebiliyorsak bir şekilde muhabbetullah diyoruz. Dördüncü, yapanı biliyoruz, tanıyoruz, seviyoruz ve o sevgiden lezzet alırsak lezzeti ruhani oluyor. İşte imanın özü bu dört parçadan oluşuyor güzel kardeşim. Dört mertebeye ulaşırsak inşallah Allah'a layıkıyla tanımanın önüne geçmiş olacağız. Allah'ı layıkıyla tanımış olacağız inşallah. Ama günümüz insanları bunu tanımazsa, az önce de bahsettiğim gibi asrın hastalığına kapılırsa, Rabbena hep bana derse hırs bataklığına girmiş olur. O benim olsun, bu benim olsun, şu benim olsun, onun yarışı, bunun yarışı gibi mücadelenin içine girerse hırs bataklığına girmiş olur güzel kardeşlerim. Aynı bu hırs bataklığını destekleyecek bir örnek nedir diye de soracak olursak güzel kardeşlerim, bir deve çölde yürürken Arapça kökenli harese bir bitkisiye karşı karşıya geliyor. Harese bitkisi çöllerde yetişir, kurak yerlerde yetişir ve dikenlidir. Deve aç olduğu için o bitkiyi yer. Bitkiyi yer, dikenli olduğunu söylemiştim. Yedikçe boğazı delinmeye başlıyor. Boğazı delindikçe kan geliyor boğazından. Ve o deve o bitkinin lezzetinden, yani hırsından yemeye başlıyor. Devam ediyor yemeği. Devam ettikçe kanın geliyor. Kan geldikçe kanı tatlı geliyor. Ve en sonunda o deve hırsla o bitkiyi yiyen deve kendi kanında boğulmuş bir şekilde kendini buluyor. Can veriyor. İşte zaten hırs kelimesinin kökü harise kelimesinden geldiği söyleniyor. Ama bakıyoruz etrafımızda. Dikkat edin. Herkes hırsla ne istiyorsa, hırsla istenen şeyler insanın en önce elinden gidiyor. Hırsla istenen şeyler
insanın imtihanı oluyor. Hırsla birikilen şeyler manevi alemde düzen bozduruyor ve manevi alemde düzen bozulursa maddi alemde de düzen bozuluyor güzel kardeşlerim. Bakıyoruz. Bir insanın ruhani hali sıkıntıya giriyorsa maddi alemi de o şekilde sıkıntıya giriyor. İnancı kalmıyor. İnancı zayıflayan bir insan kapkaranlık bir gözlük takıyormuşçasına her tarafı karanlık görüyor. Allah hırsını terbiye edenlerden eylesin bizi güzel kardeşlerim. İnşallah anlattıklarımız bir insana ulaşması için güzel bir sebep olur. İnşallah bu anlattıklarımız bu ders teslimiyetimizi arttırır, teslimiyete sürükler güzel kardeşlerim. Hırs dedik, tuğyan dedik, imanın niteliklerinden bahsettik, iman nedir'e cevap vermeye bahsettik, anlatmaya çalıştık. Dört mertebeden bahsettik, imanı billah'tan bahsettik, marifetullah'tan bahsettik, muhabbetullah'tan bahsettik, lezzeti ruhani'den bahsettik. Haman metaforundan bahsettik, Firavun metaforundan bahsettik, Karun metaforundan bahsettik ve inşallah bu anlattıklarımız Allah'a karşı teslimiyetimizi artırır güzel kardeşlerim. Allah bizi bu dine sımsıkı sarılana eylesin. Allah bizi bize bırakmasın. Bizi bırakmamasının yanı sıra nefsimizle baş başa bırakmasın. Üç aylara girdiğimiz bu günlerde ve Ramazan'ın gölgesinin kokusunun geldiği bu günlere sımsıkı sarılmamız lazım güzel kardeşlerim. Bire bir değil, bire bin, bire on bin, bire otuz bin verilen hayırların içerisine girdik. Ayların içerisine girdik, gecelerin içerisine girdik. Bir tebessümün bile ne kadar güzel bir sadaka olduğunun şuurunu unutmamamız lazım güzel kardeşlerim. Sürçülisan ettiysek affola, postacı topal. Ama söylenen sözler doğru. Velev ki yanlış olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizi düzeltin. Lütfen kendimizi düzeltelim. Lütfen düzeltmek için bir şeyler okuyalım. Okudukça insanlara aktaralım. Aktardıkça yaşayalım, yaşatalım. Ve nefsimiz yettiğince insanlara bir şey anlatalım. En güzel emanetsiniz. Selametle.